Herkese selam. Bugün istihbarat dünyasından konuşacağız. Tarihin gördüğü en büyük istihbaratçı katliamından konuşacağız. Bu tarihin gördüğü en büyük istihbaratçı katliamının bir fake hikayesi var, bir de gerçek hikayesi var. Bir geçmişte olanı var, bir de günümüzde olanı var. Bugün istihbarat dünyasının gizemli ama çok ilgi çekici yönüne sizi götüreceğim. Olayların hepsi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın etrafında dolaşıyor. Ama bu işin içerisinde yeni Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, eski Genel Kumay Başkanı filan hepsinin rolü var, hepsinin söylemi, hepsinin pozisyonu var. Ve bunların yaptıkları eylemler, bunların yaptıkları fecaatler yüzünden hayatlarından olan istihbaratçılar var, mesleklerinden olan istihbaratçılar var. Bunların hepsine ait detayları bulacağınız, tarihin doğru okumasını bulacağınız, uydurulan hikayeler, gerçek hikayeler, neyin neden uydurulduğu, neyi kapatmak için uydurulduğuna ilişkin çok somut, net, gerçek bilgiler bulacağınız yakın dönemin en büyük istihbaratçı katliamına ilişkin Sahtesi ve gerçeği ile ilgili çok önemli bilgilerle, yine bilgi dolu, yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili son yıllarda skandallar skandallar izliyor. Fakat bunlar öyle küçük çaplı falan değil. Dünya istihbarat teşkilatları tarihine geçecek skandallar. Şimdi bunlara tek tek geleceğiz. Hayata mal olan istihbaratçıların hayatına mal olan, hem de onlarcasının hayatına mal olan skandallara tek tek geleceğiz. Şimdi gerçeklerine. Fakat geçtiğimiz hafta yine dünya istihbarat teşkilatı tarihine geçer ve bütün istihbarat teşkilatlarının eğitimlerinde örnek vaka olarak anlatılacak bir hadise gerçekleşti Türkiye'de. Ama muhalefet uyuyor. Türkiye'nin, devletin güvenliğini ilgilendiren bundan daha önemli bir hadise yaşanmadı son yıllarda. Fakat muhalefet uyuyor, medya uyuyor, çok çıldırız birkaç tane ses. Ne oldu? Tayyip Erdoğan'ın aniden Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümü törenlerine gidesi tuttu. Bakın 100. kuruluş yıl dönümü değil filan 97, 97 96'ya gitmiş miydin yok, 95'e gitmiş miydin yok. 97'yi aniden gidesi tuttu. Ve bu toplantı canlı yayınlandı. TRT'den tutun da özel televizyon kanallarına kadar. Ve normalde Geçmiş yıllarda Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı ziyaretlerinde işte girişten çıkıştan sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanıyla filan gözüktüğü kareler yayınlanırdı. Fakat bu sefer salon ağzına kadar istihbaratçı dolu, bit personeli dolu. Canlı yayında salonda gösterilerek ve fotoğrafları da devletin Anadolu Ajansı'ndan paylaşılarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu kırılış yıl dönümüyle ilgili görüntüler medyaya servis edildi. Ne oldu biliyor musunuz? o ön sıralarda oturan daha böyle yaşça ileri olan isimler var. Bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'dan sonraki görevliler. Daire başkanı üstü filan pozisyondaki görevliler. Dolayısıyla bunlar terörle mücadelede görevde, almadan tutunda, yurt dışı istihbarat teşkilatları ondan sonra A istihbarata karşı koyma görevleri vesaire, bunun gibi etnik bölücü faaliyetler vesaire, bunun gibi daireleri yöneten personeller de orada. Bir operasyon dairesi, iç operasyon dairesi, dış operasyon dairesi falan başkanları hepsi orada. Hepsi bir güzel tam kadro ifşa oldular. Orada bir de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın genç kadrosu var. Yani gelecekte gidip Türkiye'nin herhangi bir büyükelçiliğinde diplomat pozisyonunda olup ama aslında istihbaratçılık yapacak. İşte gelecekte başka bir ülkeye gidecek iş adamı pozisyonda, işçi pozisyonda olup istihbaratçılık yapacak. Dünyanın istihbarat teşkilatlarının yaptığı işlerden. Bunları yapacak o genç personeller, yani yüzü bilinmemesi gereken genç personeller bir güzel o canlı yayında ifşa edildi. Şimdi muhalefet bunu görmedi, medya görmedi ya. Emin olun dünyanın diğer istihbarat teşkilatları, ciddi istihbarat teşkilatları bu görüntüleri full HD olarak bu görüntüleri bütün canlı yayınları tutan ajanslar var ya Türkiye'de, ondan sonra Türkiye'de ve dünyada bu ajanslardan bu görüntüleri bir güzel satın almışlardır. Ondan sonra tek 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 bütün yüzleri kendi datalarına, kendi veri tabanlarına geçirmişlerdir. Bu istihbarat personellerin tamamı ifşa oldu arkadaşlar. Şimdi geçmişte Şöyle bir örnek anlatayım size. Özel kuvvetler personelinin de istihbaratçı yönü vardır. İstihbarat işlerinde özel kuvvetler personeli de kullanılır. Ben Ankara'da gazeteciyken bazen işte özel kuvvetler komutanlığında şovlar olur filan. Giderdik izlemeye filan. Mesela takip etmeye gazeteci olarak. Orada özel kuvvetler personeli ya yüzünü kar maskesiyle kapatırdı ya da yüzleri tanınmayacak şekilde kamuflajlı boya yapılırdı. Dolayısıyla isimleri de onların bu göğüslerinde yazan isimler falan var ya onların hiçbirisi de gerçek değildir. Dolayısıyla kimlikleri ifşa edilemezdi özel kuvvetler personelinin bile. Milli İstihbarat Teşkilatı personelini böyle toplu görmek falan bir gazeteci için falan hayal yani böyle bir ortam oluşturulmaz yani Türkiye'de. Fakat şimdi canlı yayında böyle bir ortam oluşturuldu. Hepsinin yüzü bir güzel ifşa oldu. Şimdi bununla ilgili Ankara'da bu skandalla ilgili Birazdan hayatını kaybeden istihbaratçılar meselesine geleceğim toplu olarak falan. İnanılmaz skandal var orada. Şimdi bu skandalla ilgili son bu toplu canlı yayın ifşası ile ilgili Ankara'da konuşulan iki senaryo var. Şimdi bunlardan birincisi akıl almaz bir senaryo. Buna artık ihtimal vermek istemiyorum. Bu kadar rezil bir hükümet olmasına rağmen buna ihtimal vermek istemiyorum. Ama o da şöyle. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni başkanı İbrahim Kalın istihbarat teşkilatında bazı değişiklikler yapmak istiyor. Biliyorsunuz İbrahim Kalın çok iyi İngilizcesi var ondan sonra. Hakan Fidan'dan daha iyi İngilizcesi var. Ve Hakan Fidan'dan da iyi pozisyonlarda bulunmuş böyle geçmiş itibariyle. Hakan Fidan'ın bürokrasi kariyeri öyle çok yüksek değildi. Paraşütle bir anda mite indi. İbrahim Kalın kamu diplomasisi falan bir sürü alanda buluşmuş. Onun ötesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Think Tank kuruluşu, düşünce kuruluşu olan SETA'yı kurdu. İbrahim Kalın yönetti. Ondan sonra başbakanlığa geçti kendisi. Ve SETA'nın o kadrosundan İbrahim Kalın'ın çok tanıdığı var. Dilbilen vesaire. Ve İbrahim Kalın'ın SETA'daki bu kadrosunu, kendine bağlı kadroyu SETA'dan devletin çeşitli kurumlarına da yerleştirdiği bu kadroyu Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçirip kendi kadrosunu kurup kendi kadrosuyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nı yönetmek istediği söylüyor. Fakat MIT'in içerisinde bu ciddi kadro değişikliğine çok direnç olduğu için böyle bir planlama yapıldığı ve toplu olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bütün A takımı kadrosu ve genç kadrosunun da bir kısmı, önemli bir kısmının toplu olarak deşifre edilerek artık siz deşifre oldunuz, Normalde istihbarat dünyasında nasıldır biliyor musunuz? Deşifre oldun istihbaratçılığın bitti. Normalde istihbarat dünyasında budur. Dolayısıyla bunların da işinin bitmesi lazım. Fakat bu kadar çok adamı istihbarat teşkilatından bir anda bu yöntemle gönderecek. Yani bu şeytanın bile yapmakta zorlanacağı bir plan. Şimdi bu konuşuluyor. Belki öfkeler nedeniyle, belki başka nedenlerle bu konuşuluyor. MİT'te çok büyük bir operasyon, kadro operasyonu yapılabileceğine ilişkin bir Teori. Hatta deniyor ki orada işte o yönetim kadrosu esas olarak bu şekilde de şifre edilecekti. Dolayısıyla bunlar değiştirilecekti. Fakat sadece yönetim kadrosu olsa onlar bu şekilde sadece onlar deşifre olmuş olsa bu laf söz olur. Dolayısıyla oraya gençleri de koyalım. Bir güzel genç istihbaratçıları. Onlar da yaşlı kurunun yanında yaşta yansın filan. Bu operasyonu bu şekilde yapalım. Şimdi bu hakikaten bu düzeyde yani devletin düzeni tamamen ortadan kaldırıldı Türkiye'de ama buna da insanın ihtimal veresi gelmiyor. Bir de Ankara'da konuşulan ikinci bir konu var. O konu da şu. Biliyorsunuz artık kurumlar öyle bir hale getirildi ki kurumların cumhurbaşkanı personeline itiraz etme hakları yok. Cumhurbaşkanıyla kurumlar işte bazı konularda karşı karşıya geldiğinde, cumhurbaşkanlığı bir şey dayattığında ya da bir kurumun fikir sorulduğunda artık öyle bir düzen oluştu ki Cumhurbaşkanlığının duymak istediği şeyleri söylüyor kurumlar. Çünkü herhangi bir kararda, herhangi bir meselede Cumhurbaşkanlığıyla fikir ayrılığıyla ayrılığı oluşursa o personel terörist olabilir, her şey olabilir filan. Her türlü damga yapıştırılıp kamudan gönderilebilir. Dolayısıyla kimse Cumhurbaşkanlığıyla fikir ayrılığına düşmek istemiyor. Cumhurbaşkanlığı savunmayla ilgili bir soru mu soruyor? Genelkurmay önce nasıl düşünüyor biliyor musunuz? Ülkenin hayrına falan değil. Acaba Cumhurbaşkanlığı bu konuyu nasıl duymak ister? O şekilde rapor tanzim ediliyor. Şimdi burada da bütün o canlı yayın falan Tayyip Erdoğan herhangi bir programa katıldığında o programın nasıl ilerleyeceği, nasıl yayınlayacağı, ne olacağı falan bunların hepsine Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Dolayısıyla o yayın planlaması, oraya kameraların alınması filan, o salonun organize edilmesi, hatta MİT personeli bulunmuş olmasına rağmen salonda bomba araması, şu bu filan bunların yapılması, bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı personeli yapıyor. Dolayısıyla MİT personeli bütün o programın ayarlanması ile ilgili neredeyse hiçbir sorumluluğu yok. Cumhurbaşkanlığı personeli hepsini yapıyor. Geliyorlar aynı muhtarlar toplantısı gibi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın toplantısını yayınladılar. Bütün hani muhtarların yüzü gösterilir ya böyle. Tayyip muhtarlar toplantısında bütün istihbaratçıların da yüzü o şekilde gönderildi. Adamlar hem muhtarlar toplantısı hamid toplantı toplantısı. Cumhurbaşkanlığının bu kamera, görüntü, toplantı işlerini ayarlayanlar bu mantıkla ayarlamışlar demek ki. Dolayısıyla ...bir kaza olduğu, büyük bir yanlışlık, hata olduğu filan... ...ve orada da kimsenin olayın sıcaklığında bunu fark etmediğine ilişkin bir teori var. Ondan sonra sosyal medyada lan bu nasıl iş filan, nasıl mitçilerin fotoğrafını yayınlarsınız filan diye tepki olunca... ...peş peşe Adalet Bakanlığı da yayınlamıştı o fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından. Adalet Bakanlığı sildi. En uyanık olması gereken yerlerden bir tanesi. Mit personellerinin kimliklerini koruması gereken yerlerden bir tanesi. Herkes patır 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 silmeye başladı bütün resmi kurumlar hesapları. Fakat canlı yayın uydudan gitti. O fotoğraflar bütün aleme yayıldı. Olay bitti yani. Dolayısıyla iki teori var. Bir, Cumhurbaşkanlığı personelinin aptallığı. İki, İbrahim Kalın'ın kadro değiştirmek için böyle bir planlama yaptığı. Hangisine inanacağımız ilerleyen günlerde yaşanacak gelişmelerle netleşecek. Çünkü... Birisinin bundan dolayı hesap vermesi lazım. Bundan dolayı ya Cumhurbaşkanlığı personelinin ya Milli İstihbarat Teşkilatında birisinin hesap vermesi lazım. Eğer bu hataysa yani böyle hata deyip geçemezsiniz. Bu tip hatalar belli hataların hesabı sorulur. Bilerek yap, bilmeyerek yap. Bu tip bir hatanın bu kadar istihbarat personelini deşifre etmenin bir bedeli olmalı. Çünkü dediğim gibi biz bir tane Cumhuriyet Savcısı eğer, eğer terörle mücadelede terör yasası ile ilgili yetkili bir Cumhuriyet Savcısıysa onun ismini haberde geçirdiğimiz zaman terörle mücadele eden personeli hedef geçir, göstermekten hakkımızda tak diye soruşturma açılıyor. Bir mitçinin kimliğini filan deşifre et ondan sonra hayatın kayar yani. Ama bunlar böyle toplu deşifre ettiler. Birisinin bunun hesabını vermesi lazım. Birisinin hesap verip vermeyeceğine göre bu olayın Asıl sebebini bu iki senaryodan hangisinin olduğunu ve sonrasında da yaşanacak gelişmelerden, değişmelerden filan bunların hangisinin geçerli olduğunu öğreneceğiz. Şimdi bu skandalı bir aklınızın bir tarafında tutun. Fakat ifşa kısmı çok önemli. Milli İstihbarat Teşkilatı personeli de deşifre edildi. Şimdi yakın dönemde bir fake hikaye çıktı bir anda. Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin deşifre edildiği ve 813... Milli İstihbarat Teşkilatı ajanının personelinin infaz edildiğine ilişkin fake bir hikaye. Fakat bu fake hikaye gerçek bir infazın toplu bir istihbarat teşkilatı personeli haber elemanı ve ajanlarının infazını gizlemek içindi. Şimdi gelelim tarihin aydınlatılması gereken bu çok önemli kısmına. 2017'nin sonlarına doğru bir hikaye ortaya çıktı. Dediler ki bir anda Genel kurmayın kozmik odasına girildi. Bu kozmik odadan 813 tane istihbarat personelinin isimleri alındı. Bu istihbarat personeli de MIT tarafından çeşitli ülkelerin istihbarat teşkilatlarına sızdırılmış ve çeşitli terör örgütlerine sızdırılmış istihbarat personelleriydi. Bunların isimleri o istihbarat teşkilatlarına ve terör örgütlerine verildi. Bunların tamamı öldürüldü, infaz edildi şeklinde bir hikaye çıktı ortaya bir anda. Sonra bu hikayenin akla pek yatkın bir hikaye değil. Bu hikayenin inandırıcılığını arttırmak için kamuoyunun özellikle muhalif kesimin güvenebilecekleri bir isim aradılar. Ve yalanlarıyla meşhur ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Tayyip Erdoğan'ın muhalifler arasında yaymak istediği yalanları ağzına verdiği kişi olan Sebahattin Önkibar'ın ağzına bu yalanı verdiler. Sebahattin Önkibar bir tweet attı. Dedi ki, önceki genel kurmay başkanlarımızdan Orgeneral İlker Başbuğ'un bu ifşası duymazdan gelindi. Tırnak içinde. Kozmik odaya girildikten sonra devletimizin yurt dışındaki yabancı istihbarat servisleriyle terör örgütlerine yerleştirdiği, sızdırdığı 813 yurtsever görevlimiz şehit edildi. Şimdi tırnak içinde İlker Başbuğ'un ağzından verilmiş bir cümle. Sonra İlker Başbuğ bu konuda referans alınacak birisi. Genel Kumay Başkanlığı yapmış. Bu cümle sosyal medyada yayıldı. Televizyonlar, gazeteler bunu haber yaptılar filan yürüdü. İlker Başbuğ'un avukatı hemen bir açıklama yayınladı. İlker Başbuğ avukatına verdiği talimatla avukatı İlkay Sezer'in açıklamasında Orgeneral İlker Başbuğ'un 813 kişinin bu şekilde şehit edildiğine ilişkin bir açıklaması yoktur şeklinde. Şimdi bu İlker Başbu üzerine uydurulan yalan ne zaman uydurulmuştu? 2018'in Mayıs'ında. 813 istihbarat teşkilatı personelinin bu şekilde öldürüldüğüne ilişkin ilk yalan 2017'nin sonunda buna İlker Başbuğ'un da katılması 2018'in ilk bahar aylarında oldu. Peki neden? Çünkü dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın bu yalana ölesiye ihtiyacı vardı. Niye biliyor musunuz? Çünkü gerçekten Milli İstihbarat Teşkilatının ajanları toplu halde infaz edildi ve kozmik odaya girildiği için değil, Hakan Fidan'ın yüzünden infaz edildi. Gerçek ne mi? Şimdi size gerçeği anlatayım. Milli İstihbarat Teşkilatının iki üst düzey personeli, daire başkanı Erhan Pekçetin ve Aydın Günel 2017'nin Ağustos ayında PKK tarafından Kuzey Irak'ta kaçırıldı. Erhan Pekçet'in PKK'dan da sorumlu olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın etnik ve bölücü faaliyetler daire başkanıydı. Aydın Günel ise MIT İnsan Kaynakları Başkanıydı. Yani bütün ajanları bilen kişi. Bunların ikisini Kuzey Irak'ta PKK kaçırdı ve bütün PKK'nın içerisindeki ajanların hepsinin isimlerini aldılar ve bunları toplu halde infaz ettiler. Kaçabilen kaçtı, kaçamayanların hepsini infaz ettiler. MIT tarihinin gelmiş geçmiş gördüğü, hatta MIT'in değil, Dünya istihbarat Teşkilatları'nın gelmiş geçmiş gördüğü savaşta bile olmaz. Böylesine toplu bir ajan infazı yaşandı. 2017'nin sonu, 2018'in ilkbahar aylarında. Dolayısıyla Hakan Fidan'ın bu rezaleti, skandalı kapatmak için neye ihtiyacı vardı? Kozmik Oda'dan bunların isimleri kaçırıldı, yalanına ihtiyacı vardı. Niye? Çünkü Mitin o iki daire başkanının PKK tarafından kaçırılması Hakan Fidan'ın hatası yüzünden oldu. Niye biliyor musunuz? 2017 yılında biliyorsunuz mev büyük mevcut işte referandum, çok ünlü referandum. Onun öncesinde Tayyip Erdoğan'ın bir başarıya ihtiyacı var işi garanti almak için... O başarıda ne PKK'nın üst düzey bir adamını getirecekler. Bunun için Tayyip Erdoğan Hakan Fidan'a bastırıyor. Hakan Fidan'ın burada ne yapması lazım? Kurumsal olarak, kurumun sorumluluğuyla, devlet memuru sorumluluğuyla, istihbaratçı sorumluluğuyla davranıp olay güvenli bir şekilde yapılabilecekse emniyet tedbirleri vesaire bu şekilde yapılabilecekse yapması gerekiyordu. Ama ne yaptı biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a yaranmak için Kendisi de geldi altındaki personele daha fazla baskı yaptı. Daha fazla baskı yapınca dolayısıyla etnik bölücü faaliyetlerin başındaki adamla ajanları yani bu kaçırmayı organize edebilecek kişileri bilen adam istihbarat insan kaynaklarının başındaki adam ikisi birden iki daire başkanı Kuzey Irak'a gittiler. Çok hızlı bir planlamayla doğrudan PKK'nın içerisindeki ajanlarla görüşerek filan bu kaçırmayı hızlı biçimde organize etmeye çalıştılar. Ön güvenlik önlemleri alınmadan, o alınmadan, bu alınmadan. O kadar baskı yapıldı ki. Ve bu baskı tabii ki hatayı beraberinde getirdi. Ve görüştükleri ajanlardan bir tanesi iki taraflı çalışan ajandı. Ve bu iki MİT daire başkanını PKK'ya bir güzel adreslerini verdi. Kuzey Irak'ta bulundukları oteli. PKK bunları aldı, kaçırdı, götürdü. Sonra her türlü konuşturmuştur biliyorsunuz PKK. Sonra bu onlarca ajanın ismi ortaya çıktı. MİT'in ajanlarının hepsi infaz edildiler. Şimdi ne oldu? Hakan Fidan iki daire başkanlığı kaptırdı mı? Hep söylüyorum. Kara kuvvetleri komutanıyla hava kuvvetlerinin komutanını kaptırmak gibi bir şey. Aynı derecedeki adamlar bunlar. Bunları kaptırdı mı? Bu ajanlar da hayatlarını kaybettiler mi? Dolayısıyla bunun hesabını ödemek istiyor mu Hakan Fidan? İstemiyor. Niye? Siyasi hesapları var. O yüzden bir yalana ihtiyacı vardı. Yalan uydurma ve o yalanı yayma konusunda Hakan Fidan'ın eline şeytan su dökemez. Süperdir bu konuda. Ayak üstünde 40 tane yalan uydurur. Bu sebeple hemen böyle bir hikaye organize edildi. Hemen bu Aydın Günellerin falan kaçırılıp Mitajanların infaz edilmeye başlamasından hemen sonra 2017'nin sonlarına doğru bu kozmik odadan mitçi listesi çıktı yalanı icat edildi. Sonra buna İlker Başbu da katıldı. Yalan tutmayınca onsa bu servis edildi. İlker Başbu ya ben böyle bir şey söylemedim dese de lafı duyulmadı. Hatta General Ahmet Yavuz bununla ilgili televizyonda ne söyledi biliyor musunuz? Onu bir dinleyelim. Genelkurmay'ın kozmik yani? odası değil. Onu bir düzelteyim ben Ayşenur Hanım. Neyin müsaade ederseniz. Bu Genelkurmay'ın kozmik odası değil. Bunu halkımız doğru bilsin. Peki? Herhangi bir ku kuvvetin kozmik odası değil. Özel kuvvetlerin kozmik odası değil. Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı'nın kozmik odası değil. Bu Ankara Bölge Başkanlığı'nın kozmik odası. Tamam. Yani bunu bilelim. Ama yine de Bir de oradaki herhalde. bilgilerle işte şu kadar adam öldürüldü falan filan onlar da yalan ve yanlış şeyler. Bu bunu tamam. doğru bir yere koymamız lazım tamam. ama girmeleri ama girmeleri yanlıştı tabii yani. Zaten Başbakanın emriyle girdiler Aynen. oraya da. Görüyor musunuz? Genelkurmay'ın kozmik odasına aslında hiç girilmemiş. Kuvvet Komutanlıklarının kozmik odasına girilmemiş. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun da kozmik odasına girilmemiş. Oradaki Ankara'daki o Kirazlı küçük birliğin kozmik odasına girilmiş. Hepsi bu. Ya zaten Milli İstihbarat Teşkilatı ajanlarının isim listesi oradaki birliğin kozmik odasında niye bulunsun? Saçma sapan bir şey. Hadi bunların hepsini o tarafa geçti. Ya bu kozmik odaya girme talimatını veren savcı filan, hakim filan o kozmik odaya giden polisler falan. Bunların hepsi yargılanıyorlar zaten şu anda. Bunlara bu 813 tane istihbarat personeli sizin yüzünüzden öldü diye niye hiçbir suçlama yapılmıyor? Hadi onları geçtim. Bu 813 tane istihbarat personeli ölmüş ya. Bununla ilgili bir sorumlulukla ilgili bir bir, bir soruşturma açılması lazım, bir dava açılması lazım, bir iddianame olması lazım, birlen tutuklanması lazım. Ne soruşturma var ne dava var. Ne var biliyor musunuz? Havada dolanan bir yalan var her gün birisinin ağzında bu yalan. Ama gerçek hiç konuşulmuyor. Gerçek Hakan Fidan ve Tayyip Erdoğan'ın baskısı nedeniyle MIT personelinin hataya zorlanması ve gerçekten de MIT personelinin ajanlarının ifşi olup ifşi, infaz edilmeleri. Bu gerçek kimse konuşmuyor. Ben burada bu gerçeği size açık, seçik, net biçimde anlatıyorum. Kozmiko'da hadisesi böyle. Şimdi... Tayyip Erdoğan o MIT personelini ifşa ettikleri, Cumhurbaşkanlığı kameramanları, foto muhabirleriyle, Anadolu Ajansı'nın kamera foto muhabirleriyle ifşa ettiği o toplantıda sürekli olarak Mossad ajanlarının yakalandığına ilişkin, Türkiye'de Mossad ajanlarının yakalandığına ilişkin vurgu yaptı. Bir de o konuşmada bununla eş zamanlı olarak işte bu mesajlaşma aplikasyonları ile ilgili konuştu. işte bu WhatsApp'tır, Signal'dir, odur budur filan. Bunlarla ilgili bunları kullanmayın, kullanmayın diye böyle bir propaganda yaptı. Şimdi MIT'te de konuşunca, konuşmada yayılınca MIT personeline bile bunları kullanmayın filan deyince normal insanlar da tedirgin oluyorlar filan tabii. Şimdi bu olayın, bu iki olayı böyle çok vurgulamasının sebebi Tayyip Erdoğan'ın şimdi bu Hamas'ın bu saçma sapan saldırısından sonra işte İsrail'in de vahşice cevabından sonra ortalık kan gölüne döndü ya Filistin'de. Bu Filistin meselesi de şu an çok istismar edilmeye başlandı ya seçim öncesi filan iktidarımız tarafından. Türkiye ile İsrail yine karşı karşıya geldi. Şimdi İsrail ile Tayyip Erdoğan canım cicimdir normalde. Ve İsrail ne vermişti biliyor musunuz Tayyip Erdoğan'a? Pegasus yazılımını mı vermişti. Pegasus yazılımı. Bu ne biliyor musunuz? İsrail üzerinden Tayyip Erdoğan'ın belli kişilerin WhatsApp yazışmalarını takip edebilmeleri, hesaplarına sızabilmeleriyle ilgili özel bir yazılım. Bunu komple Türkiye'ye verip de Tayyip Erdoğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ya da emniyetin herkesin WhatsApp'ına girmesi falan söz konusu değil. Ama belli bir kişinin WhatsApp'ı verilince o da Türkiye'de yaşıyorsa falan o belli kişi hedefse onun WhatsApp'ına girmesiyle ilgili bir mesele. Şimdi bu böyle Hamaset, Filistin meselesi, Gazze meselesinden ilişkiler yeniden gerilince İsrail bu Pegasus yazılımını Türkiye'nin kullanımına kapattı. Dolayısıyla muhalifleri, muhalif milletvekilleri, muhalif liderler, muhalif gazeteciler hatta Tayyip Erdoğan'ın lan ne çeviriyor bu filan dediği bakanları, bürokratları filan herkesi böyle kendine göre önemli kişileri takıp onların whatsapplarını süzdüğü bu imkanı kaybetmiş oldu Tayyip Erdoğan. O yüzden İsrail'in ajanlarına yönelik bir operasyon gerçekleşti. Ama İsrail'in o ajanları da şöyle düşünmeyin. Milli İstihbarat Teşkil Mossad'ın kadrolu personeli falan değiller bunlar. Mossad'ın işte para verip ayak işlerinde çalıştırdığı haber elemanı falan gibi böyle ayak takımından insanlar. Onlara yönelik operasyon yapıldı. Buna bir cevap olarak. Ondan sonra, o yüzden Tayyip Erdoğan hem bu aplikasyonları kullanmayınla Mossad operasyonunu aynı konuşmasının içerisinde yoğun biçimde vurgulayıp mesajın gitmesi gereken yere bu mesajı göndermeye çalıştı. Fakat asıl giden mesaj ne oldu? İstihbarat teşkilatı personelinin suratları. Asıl giden mesaj bu oldu. Tarihe geçecek bir skandal. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatının Hakan Fidan döneminde bir de İnfaz edilen, kaçırılan fakat hiç konuşulmayan, isimleri konuşulmayan iki tane personeli var. Onlarla ilgili konuyu da size anlatmam lazım. Çünkü o da çok önemli, çok güzel bir haber. Bunun detaylarını da size anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.